ama binanın yanındaki balkonda 1933 yılda, 33 yılında Gaziantep'e gelen ve gazilik mücadelemizde yanımızda olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün balkon konuşmasına şahitlik yapmıştım. Bu gördüğünüz çatıda, bu gördüğünüz eserlerin her birinde büyük bir hafıza vardı. Geldiğimiz noktada bugün eğer bir yerde İslam medeniyeti varsa orada kilise vardı, havra vardı ve cami vardı. Çokluk içinde birliği yaşadığı kardeşlik hukuku vardı. Gaziantep İpek yolunu kalkınma yoluna dönüştürmüş çok özel bir şehirdi. Anadolu irfanının, Anadolu topraklarının, Anadolu eserlerinin kıymetini bilinmeden yurt dışına götürüldüğü değil, Anadolu coğrafyasında Anadolu tarihinin, arkeolojisinin, enstitüsünün var olması ve devam etmesi çok mühimdi. Çok önemli eserler var. Artık kütüphaneler çok önemli ama uzmanlaşmış kütüphaneler bir o kadar önemli. Dijital arkeolojide aşağıda binlerce eser var. 450 bilim insanının bir araya geldiği çok önemli eserler aşağıda bulacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Osman Hamdi'nin kitaplarını ilk kez Türkçe'ye tercüme ettirdik. 50 bin yeni belge Osmanlı arşivine ilave edildi. Buna rağmen 2100 yeni fotoğraf Osmanlı arşivine, devlet arşivine ilave edildi. Ne kadar kültürel mirasın var, kültürel değerin var. Daha da mühimi, buna ne kadar kıymet veren bilim adamın var. Beşeri sermayen var. Yetişmiş insan gücün var. Allah'ın izniyle, 5 antik kentiyle proje çalışmamız tamamlandığında çok hızlı ihaleye çıkacağız. Daha sizinle yapacak çok işimiz var. Gidecek çok yolumuz var. Adına bakınca, içeriğine bakınca, amacına bakınca etkilerini belki daha sonra hissedeceğimiz sadece Gaziantep'e ve bu bölgeye değil, tüm ülkeye ne kadar fazla getirisi olacak önemli bir programın, projenin ve enstitünün açılışındayız. O insanlık tarihinin, hepimizin ortak tarihi olan o eserlerin ana vatanı olan bu topraklar üzerinde bina etmesi gerekiyordu. Bugün bunun mücadelesini veriyoruz. 20 tane müzemiz var. Hepsi büyük şehrin girişimleri. Ve bu kentte her programda ben saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız, bakanıma konu ne olursa olsun teşekkürü borç bilirim. Sporda, eğitimde, şunu, her alanda çok güzel hizmetler var. Ama bu alanda galiba özel bir teşekkürü hak ediyorum. Culture represents an important dimension of human development. It defines relations between